Yapı Tasarrufu ve Kredi Uzmanı İlyas Dörtkaş, Rhein-Main Express'i sunar. Yıldır yapı tasarrufu ve kredi uzmanı olarak hizmet veren İlyas Dörtkaş, Darmstadt'taki Hartring 172 numaralı merkez bürosu başta olmak üzere Mannheim, Heidelberg, Eberbach ve Heidelbronn şubelerindeki hizmet ağıyla geniş kitlelere ulaşmaya devam ediyor. Yapı tasarrufunda ve kredi işlerinde uzmanlığı ile müşterilerine hizmet veren Dörtkaş, 2009 yılının başında çıkan yenilikler hakkında bilgiler verdi. Sevgili izleyiciler, Rhein-Main Express'in ana sponsoru yapı tasarrufu ve kredi uzmanı İlyas Dörtkaş'ın yanındayız bugün yine. Evet İlyas Bey, bu yıl başında kredi ile ilgili yenilikler çıktı. Bu konular hakkında önce ana başlıklar halinde sizden bilgi alabilir miyiz? Şimdi bugünkü anlatmak istediğim vatandaşlarımıza 1-1-1-2009 yılında çıkan yeni teşvikten, yani bon listeden bahsedeceğim. İkincisi özel kredi, tüketici kredisinden. Daha üçüncüsü ve önemlisi olarak ben onu öyle görüyorum. Bu bonus bau prim kağıtları diyoruz biz buna, ama yapı teşvik formu kağıtlarını vatandaşlarımızın doldurması, bu konu üzerine bilgi vereceğim. Peki şimdi bu bon liste hakkında bir kısa bilgi alalım öncelikli olarak. Bu bon liste nedir? Vatandaşa nasıl bir yarar sağlıyor ve vatandaş bundan nasıl yararlanabilir? Bu eskiden olan Allgemeine Zulage kanunun yerine yeni bir teşvik olmuş oluyor. Onun yerine gelen. Buradaki vatandaşlarımız şöyle efendim, 154 euro kişi başına artı 2008 yılından önce doğan çocuklar için 185 euro, 2008'den sonra doğacak olan çocuklar için de 300 euro teşvik veriyor kişi başına. Bunu ne zamana kadar alabiliyor? Kindergeld dediğimiz çocuk parasını aldığı süre içerisinde vatandaşımız bundan faydalanabiliyor. İlyas Dörtkaş bu yılın başına itibaren yeni hizmete giren Von Reisen'in yanı sıra tüketici kredisi ve yapı teşvik forumları hakkında da bilgi verdi. Tüketici kredileri o kadar şey oldu ki bizlerde şu an online, yani internetten hemen girip 5-10 dakika içerisinde vatandaşımıza cevap verebiliyoruz. Tabii ki bu cevap verdiğiniz kişi çalıştığı, işte orada sorulan birkaç soruya cevap veriyor orada. İnternet aracılığıyla okey geliyor. Ondan sonra tabii kağıtlarını toparlayıp resmi bir yere gidip bunu okeylettirmesi mi lazım, yoksa internetten her şeyini yaptırabiliyor mu? Hayır, her şeyini bizim büromuza geldiğinde 10 dakika içerisinde, büromuza geldiğimizde mesai saatleri içerisinde 10 dakika içerisinde cevap veriyoruz. Şöyle ki, vatandaşımızın çalışıyor olması lazım. Son 3 aylık maaş kağıdı. Son bir aylık kontağusluk istiyoruz. Başka bir şey değil. Bir de çayımızı içiyor. Biz de kendisine kredisini sunuyoruz. Peki bu yapı teşvik primi formu, bu yıl sonu gelen bu vatandaşlarımıza şöyle de gösterelim sevgili izleyiciler. Sizlere, yani böyle bağış para olanlara bu şekilde bir kağıt geliyor, form geliyor. Bu form ne işe yarıyor? Bu her yıl sonunda geliyor bu vatandaşlarımıza. Bu ne işe yarıyor? Evet, yapı tasarruf hesabı bulunan, yani bağış para fetrağı bulunan her vatandaşımıza yıl sonunda biriktirmiş olduğu meblağıyla, yani konto avuslukla beraber bu kağıt geliyor. Bunları vatandaşımız 2 yıl içerisinde doldurup tekrar bağlı bulunduğu bağış para kasalara göndermesi lazım. Bunun her bir tanesi evli insan için 90 euro, bekar için 45 euro. Eğer sadece bağış para kasa mayınızda bulunan bağış para fetrakları için değil, diğer bağış para kasalarda da geliyor bunlar. Bunları bizlere getirdiği zaman yine doldurmalarına bedava, yani ücret almadan yardımcı oluyoruz, dolduruyoruz, gönderiyoruz vatandaşlara şeyi. Yapı tasarrufu ve kredi uzmanı İlyas Dörtkaş, Rhein-Main Express'i sundu.